Merhaba arkadaşlar. Biraz maskeyle problem oluyor ama inşallah anlatabilirim derdimi. 4 gündür buradayım. Ama çok uzun zamandır burada gibiyim. Ekip, çok iyi bir ekip var. Çok iyi hazırlamışlar takımı. Ben de bunlara 4 günde katkı yapmaya çalıştım. Bana çok saygılılar, saygılı davrandılar ve işin içine soktular. Ben de oyuncularla iyi iletişim kurduğuma inanıyorum. Takımımız maçtan önce bütün planlarımızı yapmıştık. Ama her plan tutmuyor. Çok iyi başladık maça. Net pozisyonla başladık. Ozan'ın pozisyonuydu. Sonra maçın kırılma noktası oldu. Ozan kırmızı kart gördü. Yani bu pozisyonla alakalı Ozan'ın da hatası var. Ama standart kararlar da verilmesi gerekiyor. Biraz o konularda sıkıntı yaşadık. 10 kişi 80 dakika oynadık. Belki de uzatmalarla, belki biraz daha fazla. Yani Fenerbahçe 8 maçtır kazanamıyor. Buradan maçı çevirmek çok büyük olaydı. İlk yarı isabetli şut attırmadık. 10 kişiyle bile isabetli şut attırmadık. 4 tane net pozisyonumuz var. Direkten dönen toplarımız var. Yani bu bizim için büyük başarı olarak kabul ediyorum ben. Oyuncuların büyük bir ivme kazandığını düşünüyorum. Bu ara, yani pandemi sürecinden böyle gelmek, böyle bir maç kazanmak Fenerbahçe için çok büyük bir olay diye düşünüyorum. Geri düştük ikinci devre. Ama yine pes etmedik. Hamleler yaptık. Bunları tabii maçtan önce ekiple toplantı yaptığımızda her türlü pozisyonu hazırdık. Eksik kalırsak, öne geçersek, her türlü planımız vardı. Bunları uyguladık. Geride üçlüye döndük. Emre'yi kullandık. Vedat'la Mevlüt'ü kullandık. Santrfor olarak. Çift forvet olarak. 10 kişi. Yani bunlar bizim açımızdan çok iyi hamlelerdi. Ve takımımız bunu çok iyi uyguladı. En önemlisi de tüm maç 10 kişi oynadık. Buna rağmen rakipten 3 kilometre fazla koştuk. Eksik olduğumuz halde. Yani bu da dediğim gibi teknik ekibin çok büyük bir başarısızdır diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben kısa bir zaman önce geldim. 4 gün oldu. Yani bu kesinlikle teknik ekibin, buradaki ekibin çok büyük başarısı. Sorulara geçebiliriz herhalde. Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzoğlu. Emre Belözoğlu oyuna girdikten sonra oyun tamamen değişti. Kaptan Trabzon maçında tam kapasiteyle sahada olur mu? Her maçın hikayesi farklı oluyor. Emre çok büyük bir karakter Türk futbolu için. Zaten çok özel bir oyuncuydu. Ama karakter olarak da çok büyük bir karakter. Yani Volkan Demirel ve Emre Fenerbahçe'nin şansıdır diye düşünüyorum. Volkan da teknik ekipte çok büyük katkı yapıyor. Emre için de, yani Trabzon maçının hikayesi farklı olacak. Yani o maçta ona göre planımızı yapacağız. Emre oynar veya oynamaz. Şimdi bir şey diyemeyeceğim o konuda. Ama bu maç için çok büyük bir katkı yaptı bize. Bir başka soru ve son soru da Demirören Haber Ajansı'ndan Mustafa Akın. Mücadelenin hakemini nasıl değerlendirirsiniz? Ozan Tufan için verdiği kırmızı kart kararı sizce doğru mu? Ya hakemler için çok fazla konuşmak istemiyorum. Hakem ilk önce sarı kart gösterdi. VAR'dan uyarı geldi. Ben pozisyona baktım. Yani Ozan istemeden yaptım diyor. Ama bir darbe var. Yani bu kararlar standart olursa problem yok. Bütün takımlar aynı şekilde uygulanırsa bizim için problem yok. Başka sorumuz yok. Ben bir açıklama yapmak istiyorum. Sonuçta çok ani oldu buraya gelişim. Bildiğiniz gibi altyapı koordinatörü olarak anlaştığım son 8 maçta bana çok büyük bir onurla bu görevi verdiler. Ben de işin içine girdim. Taraftarlarımıza da rahat olmalarını söylüyorum. Yani Fenerbahçe en doğru kararı vermek için bir zaman kazanıyor. Başkanımız ve yönetimimiz çok çalışıyor. Beni de çok araştırarak buraya getirdiler. Biz çok konuştuk, istihare ettik. Yani benim burada katkım olacağına inanıyorum. Sonuçta ben birçok camiada çalıştım. Her camiada bir iz bırakmaya çalıştım ve iz bıraktığıma inanıyorum. Burada da bir iz bırakmak istiyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler.